Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü hazırlamış olduğum videomda sizler için fırın sütlaç tarifim olacak ama her zamanki yaptığımız sütlaçlardan olmayacak. Kremalı, nefis bir fırın sütlaç tarifi tüm detaylarıyla bu videoda izleyebileceksiniz. Hemen yapım aşamalarına geçerken sizlerden de birer beğeni rica edeceğim. sütlacımız için 2 litre süt kullanacağım. Bunun için 2 kahve fincanı dolusu pirinci uygun bir tencereye alarak yıkayalım. Üzerini geçecek kadar yaklaşık 2-3 su bardağı kadar su ekleyerek ateşe alalım. Ara ara karıştırarak pirinçler suyun içerisinde güzelce haşlanıncaya kadar pişirelim. Artık suyunu çekti, gayet güzel pişti. Şimdi içerisine 2 litre sütün yarısını boşaltalım. Ve ara ara karıştırarak kısık ateşte güzelce pişirelim. Gördüğünüz gibi sütün içerisinde gayet güzel bir şekilde pişerek özleşti. Şimdi artık geriye kalan sütü de ilave ederek pişirme işlemine devam edelim. Yine kısık ateşte devamlı başından aralaşmadan ara ara karıştırarak yaklaşık 15-20 dakika kadar daha bu şekilde sütle pirincimizi güzelce pişirelim. Ben sütlaç yaparken asla içerisine vanilya veya pirinç unu eklemiyorum arkadaşlar. Sizler seviyorsanız ekleyebilirsiniz ama bence bu şekilde pirinçle süt çok güzel bir şekilde zaten kaynayarak özleşiyor. Artık yeterince özleştiğine göre şimdi artık şekerini ilave edebiliriz. Ben her bir litre süt için bir su bardağı dolusu şeker kullanıyorum. Bu şekilde 2 su bardağı şekeri ekleyelim. Miktarı kendiniz belirleyebilirsiniz. İsterseniz çok daha azaltabilirsiniz şeker oranını. Şimdi bu şekilde karıştırarak iyice yaklaşık bir 15 dakika kadar daha pişirelim. Sütlacınız ne kadar kısık ateşte pişerse o kadar daha lezzetli olacaktır. Kısık ateşte pişirmeye her zaman gayret edelim. yeteri kadar özleşti kıvamını aldı şimdi artık son bir işlem olarak bir paket krema ekleyelim kremayı ekledikten sonra da 2-3 dakika kadar kaynatalım ve daha sonra servis yapma aşamasına geçelim Isıya dayanıklı fırın kaplarına şöyle yarıyı geçecek kadar sütlaçlardan ekleyelim ve fırın tepsisine dizelim. Bu işlemi yaparken çok fazla doldurmamaya gayret gösterelim. Yarıyı geçmesi yeterli bizim için. Bizler sütlaçlarımızı servis yaparken bir diğer yanda da fırınımızı ısıtalım. 190-200 derecelik fırında eğer mümkünse sadece üst ızgarasını açarak fırında yaklaşık 15-20 dakika üstü kızarıncaya kadar pişireceğiz. Ama öncesinde mutlaka fırına göndermeden önce tepsimizin tabanına güveçlerin yarısına gelecek kadar soğuk su ekleyelim. Ve fırınımızın en üst bölmesine takarak üstü kızarıncaya kadar pişirelim. Yeteri kadar kızardıktan sonra sütlaçlarımızı fırından alarak soğumasını bekleyelim. Ve sonrasında isterseniz benim gibi yeşil fıstık, isterseniz kavrulmuş fındık, ceviz içi veya tarçınla süsleyerek servis yapabilirsiniz. Lütfen bu lezzetli tarifimi denedikten sonra fikir ve görüşlerinizi yorum kısmından bana yazmayı unutmayın. Eğer hala kanalıma abone değilseniz daha fazla tarife ücretsiz bir şekilde erişebilmek için abone olabilirsiniz. Bir başka tarif ve lezzette buluşuncaya dek afiyetle kalın.